ekranlarından herkese merhaba sevgili seyirciler. Deniz Olgun'la Gündem programında yine sizlerle bir aradayız efendim. Evet, saatlerimiz 16'da demiştik ama özür diliyoruz efendim. Bir önceki programda yoğun bir gündem vardı, yoğun da konuklarımız vardı. O yüzden saatlerimiz biraz fazla geciktik. Sizden özür diliyoruz. Evet, bugün yine çok değerli bir ismi ağırlayacağız gündem programında. İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan bizlerle birlikte. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Deniz Hanım. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Kusura bakmayın, biraz geç kaldık ama. Olsun, önemli. Canlı yayında böyle şeyler olur. Biz de Kütahya'daki tarım üzerine birçok fikre sahip olduk. Evet, sağ olun başkanım. Başkanım, hakikaten konuşacak aslında o kadar çok konu var ki süremiz yettiğince sığdırmaya çalışacağız. Gündem malum korona ve virüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. Ama şöyle filmi birazcık başa sarmaya başladığımızda virüs Türkiye'de çıktı. Sonrasında alınacak tedbirler uygulanmaya başlandı. En önemli gündem olarak da tabii ki maske. Maske satışları bir anda patladı. Ardından da devlet dedi ki maske satışları yasaklandı. Bundan sonra artık biz temin edeceğiz dedi. Önce PTT kanalından da sonra da eczanelere geldi. Fakat eczanelerde şimdi hala da biz vatandaşlarla bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda, daha doğrusu bizlere gelen mesajlarda da kimisi kodların gelmediğini söylüyor. Ya da kodların gelenlerde maske bulamadığını söylüyor. Buna dair tüm detayları şimdi sizden isteyeceğim ama şu geçtiğimiz bir haftayı nasıl geçirdiniz? Öncelikli olarak bunu dinleyerek başlayayım sizden. Tabii şimdi bu virüsle dünyadaki bunun seyriyle ilgili, tedavi süreçleriyle ilgili çok şey konuşmak lazım ama sorunuzla başlayayım. Son bir hafta bizim için kabus gibi bir hafta oldu. Çünkü hem bu eczanelerden ücretsiz maske dağıtılma fikri ortaya atılıp ve bu bakanlık tarafından eczaneler üzerinden sürdürülmeye başladığı günden itibaren maskenin temini, eczanelere dağıtılması noktasında çok yoğun bir mesai verdik İzmir'deki dağıtım kuruluşlarıyla. Ama tabii kısıtlı sayıda maskenin İzmir'e gelmiş olması ve 500 maskenin günlük eczanelere veriliyor olması şu demek: beşerli her 10 gün için 5 maske alabiliyor ya vatandaş bir telefonda evet, gelen kodla. Günde 100 kişiye maske dağıtmak demek. Kendi eczanemden biliyorum, yaklaşık 1,5-2 saat sürüyor bu. Çünkü o hızlı bir şekilde, nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde insanlarımız anında öğrenip eczanenin önünde bir kalabalık oluşuyor. Hızlı bir şekilde bilgisayar sisteminden hak sahibi olup olmadığını kontrol edip o maskeyi verip gönderdikten sonra 100 kişiyi, devam eden saatlerde de 200 ya da 250 kişiye de maskenin kalmadığını, niye kalmadığını, bir daha ne zaman geleceği gibi bir hakim olmadığımız konularda sorulara yanıt vererek şöyle anlatayım. Bir hafta niye kabus gibi geçti? Burada vatandaşa yardımcı olmak adına bu pandemi sürecinde maske, zorunlu hale getirilen maskeyle beraber eczanelerden bu hizmetin sürdürülmesi adına, üzerimize düşeni doğru yapmak adına asli görevimizi aksattığımız ve o mesainin nasıl geçtiğini anlamadığımız ve hala da yetişemediğimiz süreci, bir türlü kendi adımıza planlayamadığımız, zamanın kontrolünü artık bizden çıktığı ve çok zor bir şekilde sürdürdüğümüz bir hafta oldu Deniz Hanım. Özeti evet, bu. Evet, bu da tabii ister istemez haliyle, şimdi ben kendimden de biliyorum, bir vatandaş olarak kod geldi bana ama ben bir günde 8 tane eczane gezdim ve yine alamadım. hakikaten sizde de, peki başkanım ne gibi iş kayıplarına neden oluyor sizde? Eczacılarda bu ne gibi sıkıntılar yaratıyor? Şimdi birçok insan ücretlerinin tahsilatı gibi bir görev üstlendi uzun zaman. Dediler ki sağlık kuruluşları, hastaneler, tıp merkezleri, işte aile sağlığı merkezlerine yoğunluk oluşmasın, hastanelerde
hastaların yaşlarında sizlerin. Yani reçeteye gerek duymaksızın eğer vatandaşın bayağı bir enerji harcamanız gerekiyor. Bir de bunun üstüne demin bahsettiğim her eczane ortalama biliyorsunuz bir de mesai saatlerini kısalttık bu virüsle mücadelede. Evet. Evet. 10-18 oldu. 8 saatlik mesaimizde inanın öğlen yemeklerini yiyemediğimiz hatta kahvaltıları yapamadığımız günler yaşıyoruz. Çünkü bu maskeyle ilgili ve devamındaki o insanların sorularına tek tek cevap vermekle ilgili süreç açıkça bizi mesleğimizin o demin söyledim gerçek anlamda asli görevlerimizi yapmamıza engel oluyor. Çünkü her eczanenin İzmir gibi bir ilden bahsettiğimizde orta ölçekli ve küçük ölçekli ağırlıklı eczaneler bir ya da iki elemanı var. Şimdi bu kadar yoğun bir tempoyu siz normal eczanenize işte 70-80-100 kişi gelen bir eczanenin 300-400 kişiyle muhatap olduğu bir noktada 8 saatte inanılmaz bir yoğunluk oluyor. Dolayısıyla o eczanenizdeki ürünlerin eksik ürünlerinizin tespiti, onların temini, muhasebe ile ilgili işlemleriniz, hasta takibi ile işlemlerinizin bir kısmı aksıyor. Bu meşhur gündemimiz maske yüzünden. Evet, tabii ki bununla birlikte de aslında hepimiz de görüyoruz eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluyor. Yani burada vatandaş da tabii ki kendine göre haklı. Tek muhatap olarak burada eczacılar gösterildi ama aynı zamanda da eczaneler şu anda aslında bir sağlık çalışanı da olarak bulaş riskinin en yüksek olduğu noktalardan bir tanesi. Bu anlamda gerek işte korunma tedbirleri, bu kapsamda neler yapıyorsunuz, oda olarak neler yapıyorsunuz, devlet size bununla ilgili koruyucu malzemeler gönderiyor mu? Vallahi kimse destek vermiyor, onu söyleyeyim. Ne bizim hem üst birliğimizden ne Sağlık Bakanlığımızdan ya da devletin herhangi bir kurumundan bir destek almadık. Sadece hatta şöyle söyleyeyim, bu maskeleri dağıtmakla ilgili görevi üstlendiğimiz için şöyle de cezalandırıldığımız oluyor. Bazı ilçe sağlık müdürlükleri günlük maskeler ne zaman geldi, kaç tane geldi, kaç vatandaşa dağıtıldı çizelge halinde rapor istiyorlar. Biz bir de üstüne bu istekleri de yerine getirmek için uğraşıyoruz ama şunu çok doğru bir şey söylediniz demin. Biz bu ortalama 100 kişiye maske verip işte 200 kişiye de neden maske kalmadığını anlatırken sosyal mesafe, o telefonundan mesajı bulamayan, yakın gözlüğü olmadığı için bilemeyen ya da mesajın nerede olduğunu bulamayan ya da mesaj kendine mi, eşine mi ait, telefon kime ait? Bütün bu süreçleri yaşarken aşağı yukarı o 100 kişinin 50 tanesinin telefonuna dokunmak zorunda kalıyoruz. Bir kısmının kimliğiyle kimlik numarasını bilmiyor birçok vatandaşımız. Kimlik numaraları evet. İçin kimliklere temas ediyoruz. Bulaş riski hani en dikkatli, en özen göstermesi gereken o sağlık merkezlerinden biri olan eczanede ne yazık ki bu bir haftalık süreçte çok tehlikeli boyutlarda. Yani bir de tabii şey var. Sizin demin söylediğiniz gibi birkaç eczane dolaşmış, maskeyi bulamamış, elinde de telefonla bot gelmiş vatandaş öfkeleniyor. Eczaneden hesap soruyor. Niye gelmedi, maalesef. Nasıl gelmedi? Benim mesela dün internetim yoktu. Altyapı çalışmaları nedeniyle uzun bir süre. Vatandaş buna inanmak istemiyor. Ya da maske bitti dediğimizde bunun altında başka bir şey var. Çünkü insanlar şöyle bir noktaya taşındılar. Ben geçtiğimiz hafta bununla ilgili bir açıklama da yapmıştım. Maske krizi çok kötü yönetildi bu ülkede. Çünkü maskeyi zorunlu hale getiriyorsunuz. Sonra maske satışını yasaklıyorsunuz. Şimdi bu süreçte hem yasak hem zorunlu olan başka bir ürün yok. Ve bu arada biz onu önerdik. Dedik ki tamam biz dağıtalım gene ama bunu kaldıramıyoruz. Bir taraftan da imalat ya da işte bize fiyata yakın bir fiyat telefonmuş ama bankaya gitmesi için de maske takmak zorunda ya da markete gitmek için maske takmak zorunda vatandaş ama vatandaşa ben maske satamıyorum. Şey de vermiyor, devlet de vermiyor. Vatandaş dedi ki ya peki abi ben ne yapacağım? Bana bir yol gösterir misin dedi. Valla ben dedim hiçbir şey yapamam. Bu konu beni aşar ama ısrar ediyorum. Eczane dışında da noktalardan işte aile sağlık merkezlerinden, sağlık kuruluşlarından, marketlerden, muhtarlıklardan, belediyelerden bu işin yapılması ve bir süre için 2 lira, 2,5 lira, 3 lira neyse onun fiyatı o fiyattan da dileyenin parayla alabilmesine olanak sağlamak lazım.
Aksi halde biz şu anda virüsle mücadeleyi, koronavirüsün ülkemizdeki oluşturduğu tahribatı, ekonomik tahribatı, işsizliği, insanların bu saatten sonra nasıl kendine gelip eski işlerini toparlayacağını düşünmekten ziyade yaklaşık 10 gündür maske konuşuyoruz. Evet. Başkanım tabii ki sizin geleceğinizi özellikle sosyal medyada paylaştıktan sonra bana da sorular da geldi. Az sonra onları da ben size zamanımız yettikçe sormak istiyorum ama peki genel tabloya baktığınızda hiç bu sorunların yaşanmaması için baştan itibaren nasıl bir yol izlenmeliydi en sağlıklı? Vatandaşın da hiç sıkıntı çekmeden ulaşabilmesi, eczacının da hiç bu anlamda gerek iş gücünden de kaybetmemesi, bu sıkıntıları yaşamaması adına? Öncelikle şunu söyleyeyim, bunun işte geçtiğimiz yılın sonunda, 2019'un sonunda Çin'de görülmesiyle beraber aslında bunun adım adım Avrupa'ya, Türkiye'ye kadar yayılacağı bir şekilde öngörülmeliydi. Bu bir. İkincisi, bu işte başarılı olmuş ülkeler var. Yani bazı ülkelerde çok korkunç tablolar var, bazı ülkeler çok daha kontrollü ve başarılı götürüyor. Baktığınızda şunu yapmışlar. Mesela İlk günden itibaren maskeyi zorunlu ve her yerden devletin dağıttığı bir hale getirmişler. Mesela Çin şunu yaptı biliyor musunuz? Biz Çin'e 300 milyon maske satmışız ya Ocak ayında. Onların evet. Bir kısmı Çin'in zaten bize sürekli gönderdiği ucuz maskeler. Ucuz maskeleri iki misli fiyatla Çin geri almış bizden. 300 milyon maskeyi. Daha sonra diğer ülkeler, Rusya'nın da içinde olduğu birçok ülkeye biz maske satmışız. Sonra 11 Mart'a geldiğimizde biz ülkemizde ilk vakayı ilan ettiğimizde ne yazık ki bizde yeterli maskenin olmadığı ve maskenin bir nevi kara borsa olduğu bir döneme geçmişiz. Şunu yapmak lazımdı. Hani hep eleştiriyoruz ama en başından o maske, bazı ülkeler onu yapmış. Maske stoklarını, işte bu bir takım tıbbi cihaz stoklarını, koruyucu ekipmanlarını falan temin etmiş, biriktirmiş. Bu süreci öyle karşılamış. Biz şey girdik olaya, biraz tam hazırlıklı olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Artı bu hazır koruyucu ekipmandan bahsettiniz. Demin oda olarak ne yapıyorsunuz diye. Onu da kısaca cevaplayayım bununla beraber. Tabii ki, tabii ki. Biz Sağlık Bakanlığımızdan bununla ilgili Türk Eczacılar Birliği'nden taleplerde bulunduk ama bugüne kadar öyle bir katkı göremedik. Şunu da söyleyeyim. Biz tabii E-Reçete'ye de geçilmesini istedik. Çünkü o Sağlık Bakanlığımızdan taleplerimizin birinci sırasında o vardı. Böyle bir süreçte hala kağıt reçete yazılıyor olması çok bulaş riskini artıran bir şey. Yani COVID teşhisleri nöbetlerde o reçete önce hasta, sonra hasta yakını, sonra bize geliyor. Bizden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na incelemeye gidecek. O reçeteye dokunmayan kalmıyor doktordan sonra ya da hemşireden sonra. Kim onun kayıt numarasını falan veriyorsa. Bununla ilgili çok ciddi bir beklenti içine girdik ama öyle bir bugüne kadar kimse destek olmadı. Şunu yaptık. Önce İzmir'deki Büyükşehir Belediye'mizden ve ilçe belediyelerimizden bir talepte bulunduk ilk hafta. Dedik ki bizim eczanelerimizin çok hızlı bir şekilde dezenfekte edilmesi lazım dedik. Bu tabii İzmir'de yaşamanın bir keyfi. Hızlı bir şekilde belediyelerimiz bunu sağladılar. Bazıları birkaç tekrar geldi, bazıları bir daha vuramadılar ama bununla ilgili bir süreci yaşadık. Sonra dedik ki bu sokağa çıkma yasakları ile ilgili sürece hazır olmak ve Büyükşehir Belediye'mizin aldığı sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasında şeyi unutmuşlardı. Eczacıları ve eczane çalışanlarını bir gün sevgili başkana ilettik. Ertesi sabah beni ESOT genel müdürümüz aradı. Hemen eczane çalışanları ve eczacıları da dahil ettiler. Sonra İzban'la ilgili bir sorun yaşadık. İzban genel müdürümüzle de görüştük. 4 ya da 5 gün sonra İzban'da da şu an hem sokağa çıkma yasağında kullanabilecekleri kimlik kartlarını eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın hem de bu İzban ve belediyenin tüm toplu araçlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlayan bir adım attık. Devamında ne yaptık? Çalışma saatlerimizi kısalttık. Çünkü sabah 9 akşam 19 bu kadar riskli ve bu kadar bulaş riskinin olduğu bir dönemde uzun bir mesaiydi. Onu 10-18 olarak 8 saate düşürdük. Sonra bizim her ay kuruma, Sosyal Güvenlik Kurumu reçete tesliminde bir onay kısmımız vardı. Onu Mart ayında kaldırdık. Dedik ki onay yapmıyoruz. Siz kendiniz yapın. Eczacılarımıza bıraktık onu. Çünkü 1800 tane eczanenin eczacı odasının bürolarına ya da eczacı odasına gelip sıraya girip bu onayları yaptırması çok rutin bir işlemdi ama bu süreçte onu da
ortadan kaldırdık. Sonra bir ekonomik paket hazırladık. Olur da İzmir'deki iki meslektaşımız bugüne kadar eczanesi 4 gün kapanmak zorunda kaldı. Karantin. Onlara bir hem maddi destek hem gerektiğinde eczanesi kapanmasın diye mesul müdür tayini hem de o süreçte ortaya çıkan borçlarının ilaç dağıtım kuruluşlarına depolar olan borçlarının yapılandırması için birlikte onlarla birlikte o işin içinde olup destek olmayla ilgili bir kararımız vardı. Onu paylaştık. Son paket ki satışın yasak olduğu bir dönemde birer paket maske bulup 50'şer maskeyi eczanelerimize gönderdik. Şimdi önümüzdeki günlerde bir tur daha göndereceğiz. Geçtiğimiz haftada eczacı arkadaşlarımıza ve çalışanlarına o cam siperliklerden gönderdik. Bir nebze o özellikle maske dağıtımıyla beraber artan bulaş riskinde onları koruyabilmek için tabii bütün bunları İzmir Eczacı Odası'nın biliyorsunuz sadece bir meslek örgütüdür, ticari bir kuruluş değildir. Evet. Kendince o ölçülü davranmak zorunda olduğumuz kısıtlı bütçesinden yapmaya çalışıyoruz. Meslektaşlarımız anlayış gösteriyor eksik olmasınlar. Biz hani birlikte bu süreci aşacağımıza inanıyoruz. Çok zor günler geçiriyoruz. Bu arada demin söyledim. Ha bu arada geriye dönük maliyenin ya da işte Ticaret Bakanlığı'nın yüksek fiyatlı maske satışı ile ilgili denetimler ve para cezaları devam ediyor hala. Ortada maske satışı kalmadığı halde epeydir. Ama biz hala o Ocak ayındaki, Şubat ayındaki 3 liraya niye maske sattınız diye para cezasına çarptırılan arkadaşlarımızı da bir nevi hukuk mücadelesine yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Bu da sıkıntı. Yani bunun gerçekten bu da ciddi bir sorun yani. Çünkü maske satışı yeni yasaklandı ama öncesinde de artık tıp dünyası da bir ara zaten karıştı. Maske kullanılsın mı, kullanılmasın mı, doğrusu nedir? Sonrasında artık özellikle de kapalı alanlar, pazar yerleri, marketlerde tamamen mecbur duruma geldiği için insanlar tabii ki koruma ve tedbir amaçlı almak zorundaydı. Peki başkanım, şimdi bizim haber merkezimize de gelen haberlerde İstanbul'da bu sorun yaşanıyor, Ankara'da yaşanıyor, Türkiye'nin büyük illerinde yaşanıyor. Ama dediğim gibi haber merkezimize Anadolu'nun farklı yerlerinden de geliyor. Sizin meslektaşlarınız, özellikle de Anadolu'daki meslektaşlarınızdan aldığınız haberler nedir? Oradaki kaos nasıl? Yani Türkiye'nin 3 büyük kentinde bunlar yaşanıyorsa Anadolu'da bu durum nedir peki? Şöyle söyleyeyim, 16 ilde daha başladı. Alo. Buyurun başkanım. Evet. Geldi. Evet. Olabiliyor böyle teknik sıkıntılar. Buyurun. Tabii dinliyorum sizi. Bu süreçte böyle. İnşallah. Ben biraz önce söylemeyi unuttum. Uzun bir olsun ve sizi yan yana görmek müthiş güzel bir. İnşallah aynı stüdyolarda da yayın yapacağımız o bu iş süreçlerin aşıldığı, daha sağlıklı günlerin geldiği bir dönemi beraber inşallah karşılayacağız. İnşallah başkanım. Her çok sağ. Ya şöyle ben sizi ve tabii o Ege TV'nin önceki dönem ailesinden aklıma gelen gelmeyen birçok dostumuzu o logonun sayesinde tanımıştım. O süreçte tanımıştık. İzmir'e de çok yakışıyordu. Eksikliğini çok net hissediyorum. Yeniden görmek çok güzeldi. İnşallah o eski, o güzel, daha böyle tam gün yayın yapılan stüdyoya gelip konuk olduğumuz günleri de beraber yaşarız. İnşallah. Aslında her şeyimiz hazır fakat işte bu olaylardan, koronadan dolayı hani dışarıya çıkmadığımız için ama bu olaylar bittikten sonra en kısa zamanda tabii ki biz de keyifle sizi stüdyomuzda ağırlayacağız. Şöyle evet. Söyleyeyim demin buraya dönüp bu sorunun yaşanmadığı yer yok. Çünkü bakın Türkiye'deki 20 yaş altını ve 65 yaş üstünü çıkarın. Onlara maske verilmiyor. Devlet onlara maske dağıtmıyor. Arada kalan yaklaşık 50-55 milyonluk nüfusu 25 bin tane eczanenin üstüne bırakırsanız maskeyle ilgili ve 10 günde bir tekrarlanacak bu. Biliyorsunuz o telefona gelen şifre kullandığınız andan sonra 10 gün sonra bir tane daha gelecek. Kullanmazsanız siz kullanana kadar o şifre açık kalacak. Ve bu tempoda bu eczacı arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanında hem kısıtlı gelen maske mesela dün bir miktar maske geldi. Muğla, Aydın ve Denizli'ye gitti. İzmir'deki eczaneler gelmiş. Şimdi biraz önce depocu arkadaşlar maske geldi dedi. Yetiştirebildiklerini bugün dağıtıyorlar. Yetiştiremediklerini 4 günlük bu sokağa çıkma yasağının dönüşünde pazartesi günü hatta cuma günü açık olan eczanelerden başlayarak temin etmeye çalışıyoruz. Şimdi şunu görüyorum. Maskeyi
İzmir'e getirmek bir dert. İzmir'deki organizasyonda bir sıkıntı yok. Çünkü İzmir'deki tüm ilaç depolarının müdürleri, sorumlularıyla beraber çalışıyoruz. Maske geldiği andan itibaren onun planlamasında, onun dağıtılmasında hiç sorun yok. Ama maske gelişinde sıkıntı var. Benim de gördüğüm, yaptığım görüşmelerde Ankara'daki bakanlık yetkilisi arkadaşlardan duyduğum kadarıyla maske temininde bir sıkıntı var. Yani şu an birçok yer sırf çok önemli markalar bile maske günde binlerce, milyonlarca maske üretip bu sisteme dahil etmeye çalışıyorlar. Ama öyle bir talep var ki hani inanılmaz, her gün kaç bin kişiye maske veriliyor bilmiyorum. İzmir'de yaklaşık 2-3 milyon tane maske dağıtıldı. Daha bunun içinde birkaç milyon daha dün ve bugün yarın işte dağıtılacak. Ve biz hala insanlardan, demin sizin söylediğiniz 8 eczaneyi gezdim bulamadım cevabını alıyoruz. Bununla ilgili telefonla devletin ihbar kanallarına çok sayıda ihbar yapıldığını biliyorum. Bana İzmir Eczacı Odası'na mail olarak yaklaşık pazartesinden bugüne 100 mailin 90'ı maske şikayeti. Ve biz ülke olarak işi gücü bıraktık. Maske gibi Ocak ayında 50 kuruşa 25 kuruşa satılan, bugün paramızla alamadığımız bir ürünün peşine düştük. Ha şu da önemli. Maskeyi nasıl kullandıkları da önemli. Ben bazı maskeler görüyorum perişan durumda. Bazı maskeler var kaç gündür kullanılıyor. Bazı insanlar maskeyi çenesinin altında tutarak sanki onun da orada faydalı olacağını sanıyor falan ama bu maske şey değil. Bunu taktığınızda sizi her şeyden koruyacak. Kesinlikle isterseniz girin o enfektasyon arasına dolaşın size bir şey olmayacak falan değil. Bu maske sadece belli bir mesafeden bir şahısla, eğer taşıyıcı olma ihtimali olan bir şahıs ki olası olarak herkes taşıyıcı olabilir. Biriyle kısa süreli bir karşılaştığınızda solunum yoluyla, o damlacıklar yoluyla hastalığın bulaşmasını en azından indirmek için bir önlem. Siz bu maskeyi takıp ondan sonra her şeyi yapamazsınız. Yani ben o maskeyi takıp ondan sonra çok kalabalık ortamlarda sosyal mesafeye dikkat edilmediğini falan gör. Bugün ilk defa eczanenin bulunduğu bölgede polis nezaretinde çok uzun bir kuyruk gördüm, birer metre, ve pazar yerine birer birer alıyorlar. Nihayet doğru yönteme gelinmiş. Geçtiğimiz haftalarda falan kapıda belediyemizin dağıttığı maskeleri alan herkes içeriye girip istediği şekilde, istediği yoğunlukta dolaşabiliyordu. Şimdi şunu gördüm ben en başından beri. Bu virüs olayı pek ciddiyeti tam anlaşılmamış. Yani biraz hafife alınmış. Olay biraz neden sanki böyle sırada. Neden peki sizde başkanım? Neden hani ciddiye alınmadı peki? Şöyle, bu dünyadaki olup bitenlere her akşam o şey gibi sonuçlar, seçim sonuçları gibi açıklanan ülkenin hangi ülkede kaç vatandaş ölmüş, kaç vaka yeniden kayıtlara geçmiş, kaçı bunların yoğun bakımda, kaçı entübe, bunları izlerken böyle doğal, sanki böyle herhangi bir şeymiş gibi, konuymuş gibi algılamaya başladık. Sonra şöyle bir tablo çıktı ortaya. Türkiye'de bu iş hani sıcak mevsimde geçer, Nisan Mayıs'ta geliyor. Bir de şey var ya, biz Türk insanı, bize bir şey olmaz yaklaşımı da var, o rahatlık da var. Ama bütün bunlar bu virüsle yan yana gelemeyecek söylemler. Çünkü bu virüs nasıl bulaştığı henüz bilinemiyor. Bakın bu çok önemli. Dünyadaki 180-200 tane ülke şu anda bu hastalığın nasıl bulaştığını, nereden çıktığını ve tedavisini bulmaya çalışıyor. Bakın tedavisini bulmaya çalışıyor diyorum, çünkü somut olarak şudur, denebilecek bir tedavisi yok. Aşısı henüz çalışma aşamasında, kaç senede çıkar belli değil. Burada bize düşen bu bulaş riskini en aza indirip insana, çok fazla insana bu işi bulaştırmadan sağlık sistemini istemeden, orayı tıkamadan, durdurmadan bu işi sonlandırmak. Bir de tabii vatandaştan bir ricam var. O eksik olmasınlar, belli günlerde saat 9'da balkondan sağlık çalışanlarını alkışladık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız hep övgüyle söz ediyor. Ama şu çok önemli, bu şey ortaya çıktı. Bugün bindiğiniz arabanın markası, kaç tane eviniz olduğundan ziyade bu süreci sağ salim geçirmenin daha önemli olduğunu, paradan daha önemli şeylerin olduğunu gördük. Bu da şunu getirmeli. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız bir hastane açılış yaparken önceki gün çok güzel şeyler söyledi. O çok önemli. Bu ülkede sağlığa ne kadar yatırım yapıldığı, sağlık çalışanlar, dünyadaki örneklere baktığınızda ölüm vakalarının
yayılması için yer alan o vatandaşlara sağlık hizmetinin nitelikli sunulması ve devletin bununla ilgili yeterli önemi verip bütçeyi ayırması, bundan sonra gelebilecek tüm tehditlerde sağlıkla ilgili bizim için rahatlatıcı bir unsur olacaktır. Hem sağlık çalışanları hem de vatandaş için bu ülkede sağlık sisteminin daha net, daha böyle sistemin oturmuş ve sağlık çalışanlarının hakkını aldığı bir sisteme dönüşmesi lazım. Evet, başkanım peki tüm bu yaşananlar, eczacıların yaşadığı problem, vatandaşın yaşadığı maske meselesi ne zaman bitecek peki? Şimdi bu çok önemli bir soru. Tabii biliyorsunuz bizde 2 hafta önce sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde saat 10 ile 22 ile 24 arasında ciddi bir çılgınlık yaşandı o 30 büyük şehirde. Anlaşılır gibi değildi. 2 günlüğüne sanki çok uzun bir süreymiş gibi, bir de tabii geç açıklanmasından kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Hala demin televizyonda haberlerde izledim. İş yerinin önünde hatıra fotoğrafı çektiren insanlara para cezası uygulanmış sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 17 kişi önüne salınmış. Şimdi biz hala bunları anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlara şaka gibi geliyor. Sokağa çıkma yasağında ya da sürecin belli yerlerinde insanlar kapalı mekanlarda hala o eğlence ortamlarını oluşturmaya çalışıyorlar. Partiler yapmaya çalışıyorlar. Çok büyük kalabalıklarla doğum günleri kutlamaya çalışıyorlar. Bu şu demek: ben olayın ciddiyetinin farkında değilim demek. Bunun bütün bunlara rağmen Türkiye'deki sağlık çalışanlarının çok çalışması, yeterli belki doktor ve hastane ve işte o yoğun bakım yataklarının sayısının yeterli olması, insanların çok ciddi bir özveriyle çalışıyor olmasından sonra bu süreçle ilgili öngörülen, benim gördüğüm, dün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi, Mayıs'ta dedi çifte bayram planlıyoruz dedi. Eğer bir aksilik olmazsa Mayıs sonundan itibaren, Haziran başına itibaren herkes kurallara uymaya devam ederse azami ölçüde, Haziran'dan sonra sanki kademeli olarak normal hayata, dünyanın birçok yerinde Mayıs ayında bazılarına Nisan sonunda, ama bizde de sanki biraz geçti. Belki de veya ilk defa 11 Mart'tan itibaren bugüne süreç çalıştığı için Haziran'ın ortalarında ve sonunda ancak normal hayatımıza adım adım dönebiliriz gibi geliyor. Peki bu şimdi öncelikli olarak hafta sonları 2 gündü ve muhtemelen bunun sonrasında devam edecek gibi görünüyor. Tabii bu sadece bizim tahminimiz. Bunun sonrasında bir 4 günlük daha sokağa çıkma yasağı var. Evet. Peki bunlar sizce bu 2 günlük sadece hafta sonları olan ya da şimdi 4 günlük bunlar yeterli mi? Ya şöyle, aslında hiç yoktan iyi, yetmez ama evet, belki bu salgının ilk çıktığı süreçlerde başlasaydık, bu hafta sonları sonra böyle blok hale getirseydik biraz daha bu işe başlatabilirdik. Şunu söyleyeyim, insanlarımızın bir kısmı uzmanların anlattıklarından ve etrafımızda gördüğümüz vakalardan yola çıkarak söylüyorum. Bir kısmı nasıl olduğunu, bir demin söyledim ya, virüsün nasıl bulaştığını, tedavisini bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir noktada önemli bir nüfusun önemli bir bölümü bu işi semptomsuz atlatıyor. Yani bu hastalık, bu virüsle tanışıyor ama çok hafif, herhangi bir grip, soğuk algınlığı belirtileriyle sonra bunu atlatıyor. Bunun kimlerde böyle olduğunu, kimleri yatağa düşürdüğünü, kimleri yoğun bakıma, kimleri de o oksijen cihazına kadar götürdüğünü, kimlerin hayatını kaybederken hangi kriterler, işte o belli bir yaşın üstü ya da efendime söyleyeyim kronik hastalıklar ve işte 65 yaş üstü falan deniyor. Ama bakıyorum 90 yaşında, 92 yaşında insanlar alkışlarla iyileşmiş olarak da taburcu ediliyor. Çok genç arkadaşlar, biz geçtiğimiz hafta 38 yaşında bir eczacı meslektaşımızı kaybettik İstanbul'da. Hem ki onun mesela 19'unda, 18 Mart'ta, daha çok vefatından çok kısa süre önce belli çağrıları, işte kendi eczanesinin bulunduğu İstanbul'daki ilçe belediyesine eczanemin karşısındaki ASM'yi ilaçlıyorsunuz, dezenfekte yapıyorsunuz, ya biz de burada sağlık hizmeti, bize de uğrayın diye bir sürü mail attığını, Twitter'da bunları paylaştığını gördük. Sonradan içimiz acıdı.
Şimdi bu tip vakalar da var. Çok genç arkadaşlarımız var şu anda. Bu işte eczane çalışanlarımız var. Ama bu süreç, demin söyledim, önleminizi alacak, tedbirinizi alacaksınız, bulaş riskinden uzak duracaksınız. Ondan sonrasında da bizim hekimlere kendimizi emanet etmekten başka şansımız yok. Bu yüzden o işi ciddiye almayan, hafife alan arkadaşlar, buradan bir şey söyleyelim. Tamam, gençler çok bu vakada hafif atlatıyorlar. Çok bazen belirti bile vermiyorlar ama onlar kendilerinden çok bu virüsü taşıyacakları daha yaşlı akrabalarını, büyüklerini de düşünmek zorundalar. Çünkü Sayın Bakan geçenlerde anlattı. Bir kişi 13 kişiye, 15 kişiye bu işi taşıyabiliyor. Evet. Yani kendisi evet. Bir şey olmuyor. Ama o bulaştırdığı insanların çoğu ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Yani o konuda bencil olmamak lazım. Ben nasıl olsa belli bir yaşın altındayım. Bu hastalık bana bir zarar vermez. O psikolojisinden çıkmak lazım. Evet. Başkanım, bir de yine sık gelen sorulardan aslında ben iki tanesini hemen size iletmek istiyorum. Maskeyle ilgili yine bir kronik rahatsızlığı olup mecburen maske kullanmak durumunda kalanlar maskeyi yetmediğini belirtiyorlar. Bir de şimdi tabii ki bu sokağa çıkma yasakları, okullar kapandı, üniversiteler kapandı, herkes şehir değişikliği, yani ikametgahta problem çıktığından bahsediliyor. Bunun için bir çözüm yolu olarak ne önerirsiniz? Şöyle söyleyeyim, bu tabii sonradan başvurup o ikametgah ile ilgili sorunu olanların seyahat izniyle ilgili onda bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Hallediyor, biraz zahmetten hallediyor ama maske ile ilgili şöyle açmazlarımız var. Bir evde 3 telefon var. Anne, baba ve çocuk, bütün telefonlar babaya kayıtlıysa tek bir mesaj geliyor. Anne ile çocuk o şifreyle, çünkü bir defaya mahsus kullanıldığı için o bir sıkıntı. Yani belki orada şifreyle TC'nin 3 defa eşleştirilmesi lazım. Biz şimdi peki eczaneye gidip TC'nizi verdiğinizde alamıyor mu o maskeyi kişi kendisi? Telefon üstünde kayıtlı olmasa da. O kod gelmeden TC ile alma sistemi dün bir ara çalıştı. Sonra orada bir sıkıntı oldu. Bugün de sabah arkadaşlarımız önce buradan bağlantıyı yapamıyoruz dediler. Sonra öğlene doğru bir saat kadar çalışmış. Şimdi gene bana gelen bilgilerden TC ile vermekte gene ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ama işin doğrusu şu, o kod aileden 3 kişiye geldiyse 3 ayrı TC kimlik numarasıyla kullanılabilmeli. Ya da bu işi demin söyledim, aile sağlığı merkezlerimiz, İşte muhtarlarımız, marketlerimiz, efendime söyleyeyim, belediyelerimiz belli noktalardan ücretsiz dağıtabilmeli. Başka türlü biz, ben size söyleyeyim, bunu çok uzun süre götüremeyiz. Yani bir hafta oldu, size bir gün bana gelen mesajları söyleyeyim. Akşam eve gidip yemeği yiyip yatan gencecik arkadaşlarım var. Hiçbir sosyal hayatı kalmayan. Çünkü maske telaşından, düşünsenize, her günkü rutininizin üstüne ekstra 100 işlem daha yapacaksınız. Evet. Birer dakikada. Sonra bir de 200 kişiye de dert anlatacaksınız. Sizi hiç ilgilendirmeyen bir konuda, tıpkı 16-17 yıldır üstlendiğimiz muayene ücreti tahsilatçılığı gibi, bizim olmayan bir parayı tahsil edip vatandaşa bu parayı niye aldığımızı anlatıyoruz. Nitekim bu da hala bitmedi ama bir insanların birçoğu anlamış oldu. Şimdi maskeyle ilgili başa döndük. Tekrar şeyi anlatıyoruz. Ha, bu arada eczanelerin maske elinde var da vermiyormuş gibi Sabime ya da işte Cimer'e, Bimer'e şikayet edilmesi çok bizi rahatsız ediyor. Biz bunu şeyde de yaşadık. Biliyorsunuz ilaç fiyatlarına Ocak ayında zam geleceği açıklanıp Şubat'ta geliyor. O sürede ilaçlar bulunamıyor. Sanki eczanelerde o ilaç varmış da saklıyormuş gibi bir algı yaratıldı. Bunun da nasıl bir haksızlıksa maske konusunda da haksızlık. Ya biz ağır bir iş üstlendik, onu da biliyorum. Bunu öneren arkadaşlarımızı da zaman zaman sorguluyoruz kendi aramızda. Hani bunu iyi niyetle önerdiniz ama bu işin buralara geleceğini düşünmediniz. Evet. Bize hak veriyor, onlar da. Ama şunu söyleyeyim, teşekkür beklemiyoruz. Ama böyle haksızlıkla yargılanmak ya da böyle ithamlarla evet. Karşılaşmak da çok üzücü. Haklısınız. Peki başkanım, şöyle soracağım size. Yerel yönetimler aslında bu konuda çok da aktifler, yapıyorlar. Ellerinden geldiğince hem üretiyorlar hem dağıtımlarını da yapıyorlar. Belki yerel yönetimle hükümet, bakanlık bir ortak çalışma yapmış olsaydı şayet, eczaneler de bu konuda en azından sırtlarına bu yük binmez mi? Yani böyle bir şey olmaz mıydı sizce? Çok doğru bir öneri bu.
Çünkü bizim bunu demin söyledim. Sadece 25 bin eczaneden 50-60 milyon insana bunu sürdürme şansımız, bir de devamlı bir iş bu. Şey değil. Hani bir hasta evet. verelim. Süresi yok. Maske, belirsiz. Süresi de belirsiz. Evet. O maske de devamlı kullanılsın değil. Devamlı bitecek, yenisini isteyecekler. Vatandaş da şöyle haklı. Bakın size destek olsun diye söylüyorum. Geçen bir orta yaşlı bayan dedi ki bunda kaç tane var dedi. 5. Bir daha ne zaman alacağım dedi. 10 gün sonra. Peki dedi ben 2 günde bir maskemi kullanacağım dedi. Sizce doğru mu dedi. Bence doğru değil şimdi ama devletin imkanları bu. Bize verilen yetki bu. Bizim vermek zorunda olduğumuz maske 5 tane. O yüzden diyorum ki işte o belediyeler, ASM'ler falan dışında bir süre satılabilmeli. Atıyorum 15 Mayıs arasında ya da 10 Mayıs tarihine kadar 2,5 liraya geçmeyecek şekilde maskeyi dileyen parayla alabilmeli. Yani Deniz Ölgün, kardeşim benim o 5 tanem bitti, ben 5 tane daha parayla almak istiyorum dediğinde bunun önü açık olmalı. Kaldı ki maskenin parayla satışı herhangi bir yasayla yasaklanmadı. Biliyorsunuz bir akşam Sayın Cumhurbaşkanı televizyonda açıklama yaparken dedi ki artık maskenin parayla satılması yasaktır dedi. O günden itibaren yasak oldu. Kimse sorgulamadı hani bunun niye yasak olduğunu. Ama dün bir yerde gördüm. Sağlık Bakanlığı'nın bir kuruluşunda maske üretiliyormuş. Ordu valinin yazısıydı yanılmıyorsam. Bedeli karşılığında dilediğiniz kadar maskeyi kamu kurumlarına buradan temin edebilirsiniz gibi bir yazı var. Şimdi aslında bir bu krizin, bu bilinmezin içinden çıkmanın bir yolu var. O belli, tamam vatandaşın korunmasını ben de istiyorum. Vatandaşın bu işten nasıl diyeyim, kara borsacılıkla ilgili fırsatçıların eline düşmesini ben de çok istiyorum. Ama bunun çözümü tamamen yasaklamak değil, bununla ilgili bir tavan fiyat koymak lazım. Bir üst fiyat, çatıda bir fiyat koyup bunun üstünde satanlara cezayı hep beraber uygulayalım. Ama şu vatandaşı da şu maske arama işinden bir rahatlatalım diyorum. Evet başkanım, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ağzınıza sağlık. Süremizin de burada sonuna geldik. Sizin özellikle de meslektaşlarınızın sesi olarak iletmek istediğiniz mesajlarınız var mı? Ve tabii yarın da 23 Nisan. 23 Nisan'la ilgili de mesajınızı alalım. Sonrasında veda edeceğiz. Evet. Öncelikle 23 Nisan'ın yani ulusal egemenliğin 100. yılının tüm ulusumuza, tüm insanlarımıza, ülkemize kutlu olmasını. Bu sefer içimiz buruk. Onu meydanlarda o çocuklarımızı, o coşkuyu görmek isterdik ama bu sene olmayacak. İnşallah önümüzdeki yıl bunun da acısını çıkaracak. Ama 100. yılı gene kutlu olsun. Onu. Diğer taraftan tüm sağlık çalışanlarını hiç kimseye ayırmadan bu süreçteki katkılarından, özverilerinden dolayı kutluyorum. Biliyorum ki birçoğu evine ve ailesine bulaştırmamak için başka mekanlarda kalıyor. Çok zor bir dönemden geçiyor. Herkes kendini izole ediyor. Ve eczanelerde eczacılar ve eczacı çalışanları da bu süreçte üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Biz de imkanlarımız ölçüsünde onlara bir takım katkılar sağlamaya çalıştık. Tabii çok daha fazlasını yapmak isteriz. Çok daha aklımızdan geçen, hayalini kurduğumuz çok güzel şeyler var. Bunların hepsini yapabilmek için hem daha güçlü bir ekonomik yapıya ihtiyacı olduğunu gördük. Bununla ilgili tabii ciddi bütçeler lazım. Ya da bununla ilgili destekler. Umarım bir gün hem bizim kendi örgütümüz hem Sağlık Bakanlığımız gereken desteği verir. Çünkü şunu söylemeden bırakmayayım. Bugün Sayın Bakan'ın övgüyle bahsettiği yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı %60'lardaysa, yataklı tedavide %50'lerde kaldıysa, inanın Türkiye'nin 81 ilinde ve her noktasında, beldelerinde, köylerindeki eczacı arkadaşlarımızın o insanlarla yaptığı ilk temasta sağladığı o birinci basamak sağlık hizmetiyle, birçok insanı aldıkları önlemle, o ilk etaptaki destekleriyle o oranların artmamasına katkı sağlamışlardır. Yani bugün eğer hastalık çok daha büyük oranlarda seyretmiyorsa, yataklar dolu değilse, burada Türkiye'deki o 25-26 bin meslektaşımın ve 60-70 bin eczane çalışanının ciddi katkısı vardır. Onlara daha anlayışlı olup şu maske yüzünden de onları kırmadan bu süreci birlikte teşekkür ediyorum. Ege TV'de olmaktan, bir kez daha buluşmaktan çok mutlu oldum. İnşallah daha güzel günlerde, daha sağlıklı günlerde, daha güzel yayınlar yaparız.
Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İnşallah sizin de dediğiniz gibi bu süreci en kısa zamanda atlatır ve bir an önce sağlıklı günlerde stüdyomuzda sizi ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, gündem programının burada sonuna geldik efendim. Başkanımın da dediği gibi ulusal egemenliğimizin 100. yılında içimizde coşkumuz, aşkımız çok büyük. Ama bu sene biraz daha farklı kutlayacağız efendim, ama o coşku içimizde hep yaşayacak. Evet, ulusal egemenliğimizin 100. yılında tüm ekip arkadaşlarım adına, Ege TV ailesi adına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Elleriniz